arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Dublin'e gidiyoruz. Ben biraz alışveriş yapacağım Türkiye'ye gideceğim için. Birkaç hediye vesaire alacağım. Sizleri de Dublin'i gezdirmek istedim. Hadi hep birlikte gidelim. Size biraz havayı göstermek istiyorum arkadaşlar. Bugün hava yine bulutlu tabii ki bu şekilde. Ama bir tık sıcak. O yüzden mutluyum açıkçası. Otobüsüm geldi. Gördüğünüz gibi Leap Card kullanıyoruz. Yetişkinler için 2 euro, öğrenciler için 1 euro basıyoruz. Dublin'de otobüsler iki katlı. Ben de siz Dublin sokaklarını ve yollarını daha iyi görün diye otobüsün üst katına çıkıp en ön koltuğa oturdum. Hava bulutluydu biliyorsunuz ama şu an o kadar güzel güneş açtı ki çok ama çok mutlu oldum. Ben Clontarf taraflarını seviyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi evler hep kiremit rengi ve iki katlı. Aşırı güzel evler var burada. Zaten İrlanda geneli genel olarak iki katlı evlerden oluşuyor. Bazı siteler hariç tabii ki. Fairview'e geldik. Sol tarafta Fairview Parkı'nı görebilirsiniz geldiğinizde. Sağ tarafta ise Marine Kolej binasını görüyorsunuz. Aynı zamanda çok sayıda yol çalışması var görüyorsunuz. Çünkü Dublin genelinde yeni bisiklet yolları yapıyorlar ve oldukça yavaş ilerliyor bu yapılar. Buralar yaklaşık olarak 1,5 yıldır inşaat halinde. Gerçekten bir an önce bitmesini bütün Dubliner'ler olarak hepimiz istiyoruz. Eamon Street'teki yol çalışması bittiği için görebilirsiniz. Sol tarafta full bisiklet yolu var. Bisiklet kullananlar için bence bu çok güzel. Talbot Street'teyiz. Dublin'de yeniyseniz bu sokaktan gece geçmenizi tavsiye etmem arkadaşlar. Genel anlamda çok sıkıntılı bir sokak. Sonunda 40 dakikalık yolculuğum bitti ve otobüsten indim. Karşıda The Spire'ı görüyorsunuz, resmi adıyla Işık Anıtı. 120 metre yüksekliğinde paslanmaz çelikten yapılmış ve şehrin en yüksek yapılarından biri. 2003 yılında tamamlanan bu yapı eski Nansal sütununun yerine yapılmış arkadaşlar. Çünkü Nansal sütunu İngilizlerin bir sembolüymüş. Dolayısıyla İrlanda'nın bağımsızlık mücadelesi sonrası bu anıt kaldırılmış. Sonuç olarak Spire modern İrlanda'yı temsil eden bir sembol haline gelmiş. Bu değişim hem tarihi bağlamda hem de şehrin daha çağdaş bir kimlik kazanmasının bir yansıması olarak kabul ediliyor. Hem yerel halk hem de turistler için şehrin simgelerinden biri haline gelmiş. O yüzden eğer turist olarak buraya geliyorsanız burada fotoğraf çekilmeden gitmeyin. Henry Sokağı'ndayız. Bu sokak her daim kalabalık, hafta içi olmasına rağmen şu kalabalığa bakar mısınız? İrlanda'da iki büyük alışveriş merkezi var. Biri Arnott's, şurada görüyorsunuz. Diğeri Brown Thomas, o Grafton Street'te. Birçok lüks mağazayı buralarda bulabilirsiniz arkadaşlar. Buradaki alışveriş merkezleri Türkiye'deki gibi çok büyük olmuyor arkadaşlar. Mesela hemen şurada sağda Aylak Center'ı görüyorsunuz. Bir de şu ileride Jarvis var. Ben şimdi Penny's'e gireceğim. Penny's'e Avrupa'da Primark diyorlar. Burada farklı olmasının sebebi ise ilk şubesini 1969'da İrlandalı iş insanı Arthur Ryan tarafından Dublin Mary Street'te açılmıştır. Yani şu an benim olduğum mağazada arkadaşlar. Sonra Penny's 1973'te İngiltere'ye açılmaya karar vermiş. Ancak o sırada orada zaten var olan Amerikalı bir parakendeci Penny ismini zaten onun hakkını almış, isim hakkını. Dolayısıyla başka bir isim bulmaları gerektiğinden Primark ismi buradan doğmuş. Bu bilgiyi öğrendikten sonra İrlandalıların neden bu kadar Penny's'i sevdiklerini ben de çok iyi anladım. Artık ben de Penny's'i çok çok daha fazla seviyorum. Evet, elimde bir sürü pijama var. Hangisini seçeceğimi bilmiyorum. Küçük kız kardeşime şöyle bir şey beğendim. Gerçekten çok güzel, çok hoşuma gitti. Aşırı derece güzel bir kumaşı var. Aşırı derece beğendim, o yüzden bunu ona alacağım. Anneme de şöyle 3 tane pijama arasında kaldım açıkçası. Hangisini seçeceğimi bilmiyorum. Ama şu siyahı çok beğendim. Aşırı derece, üzerinde J'adore yazıyor. Aşırı derece de beğendim. Açık böyle pembe mi oluyor yavru ağzı? Bir renk beğendim. Bunun kumaşı siyaha göre çok daha güzel. O yüzden emin olamadım. Bu da çok güzel. Rengi de çok güzel. Kumaşı da çok güzel. Ama galiba ben en çok bunu beğendim. Umarım bunu beğenir. Şöyle pembe detaylı kurdelesi de var şurada. Aşırı derecede bence güzel duracak şurası. Yani çok tatlı bence. Umarım beğenirsiniz. Bunları İstanbul'a gittikten sonra yayınlayacağım tabii ki.
Burada işim bitti arkadaşlar. Hediyeleri aldım. Şimdi biraz dışarı bakalım. Gördüğünüz gibi etrafım kablolarla dolu. Sizler için bunları yapıyorum. Dublin'de biraz zor oluyor. Çünkü bazen şey diyorlar işte, elinizde her telefon varsa her an elinizden birisi çalabilir. Attention a pickpocket. O yüzden ben de videoyu çekerken çok dikkatli olmaya çalışıyorum. Çünkü bugün yanında Hünay yok. Şimdi gidelim bakalım neler varmış. Arkadaşlar üst katı size göstermeden mağazadan çıkmak istemedim. Şu anda Eylül sezonu olduğu için şimdiden sonbaharla ilgili şeyler geldi ev bölümünde. Gerçekten aşırı güzel. Size onları kısacık bir göstermek istedim. Mesela bakın böyle sonbahar temalı çok güzel kapı süsleri, çiçekler, aksesuarlar, böyle işte küçük kabakçıklar, mumlar. Hepsi böyle hemen geliyor. Hatta bazı mağazalarda Christmas yani yılbaşı ile ilgili süsler de gelmiş. Şöyle bakın şu karşı tarafı görüyor musunuz? Sırf sadece sonbahar teması var. Şöyle size göstereceğim çiçekleri vesaireyi. Bakın şimdiden bunlar böyle raflarda yerini aldı ki daha Ağustos'tayız yani. Ve Halloween geliyor biliyorsunuz, Cadılar Bayramı. O yüzden bununla ilgili temalı şeyler de var. İnanmıyorum, şunlara bayıldım. Çok güzel. Gördüğünüz gibi yastıklar vesaire hepsi burada. Ya arkadaşlar tam mağazadan çıkıyordum. Böyle çok tatlı bir şapka buldum. Aşırı güzel değil mi? Çok hoşuma gitti. Çok tatlı. Hello Kitty'li. Aşırı güzel bir şapka. Alıp almamak arasında kararsız kaldım. Ne kadar bu şapka? 7 euroymuş. Gayet de uygun fiyatı. Çok güzelmiş. Sonunda mağazadan çıkıyorum arkadaşlar. Dışarıda da hava gerçekten çok güzel. Bir kahve içmek istiyorum. Henüz kahve içmedim. Henüz kahvaltı yapmadım. Böyle artık çıkmam gerekiyor buradan. Penny's'den çıktım şimdi arkadaşlar. Başka bir mağazaya gidiyorum. Ben Penny's'teyken bayağı bir yağmur yağmış. Çok şükür yağmura yakalanmadım. Umarım günün geri kalanında da bu şekilde atlatırım. Her ihtimale karşı her zaman şemsiye taşımaya çalışıyorum. Ama çok rüzgarlı olduğu için Dublin, İrlanda genelinde şemsiye de pek kullanamıyorsunuz aslında. Jarvis'in içine girdim arkadaşlar. Böyle büyük mağazalar var burada. Gayet küçük, dediğim gibi küçük bir alışveriş merkezi. Burada Boots diye gördüğünüz şey bizdeki Gratis'in aynısı. Birçok kozmetik markası vesaire burada. Karşıda Tesco görüyorsunuz. Tesco da böyle Migros gibi bir market. Normal sade bir alışveriş merkezi. Bakın şurada da bir tane gift card var. Buradan şu markalardan herhangi birinden istediğiniz şekilde bir gift kartı makineden direkt alabiliyorsunuz. Şöyle yukarıda göstereyim size. Böyle çok minik bir alışveriş merkezi. Bu şekilde ben biraz Boots'a gireceğim. Güneş kremi vesaire bakacağım. Biliyorsunuz önümüz yaz. Herkes için sonbahar geliyor. Bana yaz geliyor henüz. Şöyle genel olarak fiyatları karşılaştırmanız için kısaca göstermek istedim. Bir ara size kozmetik ürünlerinin fiyatlarını video çekebilirim eğer isterseniz. Bu stand NYX markasının ürünleri arkadaşlar. Burası Revolution ürünlerine ait bir stand. Türkiye fiyatlarını hiç bilmiyorum arkadaşlar. A few minutes later. Babama şöyle hoş bir saat beğendim. Saat takmayı çok sevdiği için böyle bir saat almaya karar verdim. Umarım çok beğenir. Sokağındayım arkadaşlar. Bu yürüdüğüm sokağı bir tane İrlanda'daki bir YouTuber, Türk bir YouTuber, aşırı tehlikeli sokak diye söylemişti. Gündüzleri bile. Ben neredeyse 4 yıldır buradayım. Çok şükür bir şey yaşamadım. Ama akşamları geçmek istemediğim bir sokak mı? Tabii ki evet. Genelde burada pazar kuruluyor. Yemek, çiçek vesaire satılıyor. Şurada gördüğünüz mavi beyaz çadırlarda. Daha önce ben burada Türk yemeği satın almıştım diye hatırlıyorum. Hatta Saydek için buradaydı. Bu soldaki dükkanlarda da yok yok,
Her şey var. Peruk, telefon kapları, normal marketler, aradığınız her şeyi burada bulabilirsiniz. Biraz karışık görünüyor. Tabii ki keşke bir tık daha düzenli olsaydı bu sokak. Çok daha güzel olabilirdi ama oldukça karışık gözüküyor genel olarak. Şu an Dublin Portal'a geldik. Burası öğlen 1 ile akşam 11'e kadar açık, en azından şu an için. Bu portal New York ve Dublin'i sessiz bir canlı yayınla birbirine bağlamak amacıyla yapılan bir sanat çalışmasıdır. İnsanlar da New York'takilerle selamlaşmak, meraklarını gidermek için burada toplanıyorlar. Bana çok komik geliyor açıkçası. Bu arada şurada hemen solda gördüğünüz heykel James Joyce'un heykeli. Bence portaldan çok daha önemli bir şey. A few moments later. Arkadaşlar, bugünkü alışverişin dışında ben evlenen kardeşime böyle küçük bir kutu hazırlıyorum. Hediye kutusu gibi. Beğendiğim, onun da seveceğini düşündüğüm şeyleri böyle 5 ay önceden alıp kenara koymaya başlamıştım. Şimdi bu alışverişin dışında daha önce aldıklarımı size göstereceğim. Şöyle minnoş terlikler aldım ona. Makyaj kutusu aldım. Yani bu da böyle seyahate falan çıktığında şimdi tatile gideceği için düğünden sonra ona çok takılarını koymak için yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Üzerinde sister yazan bir tane bir çanta buldum. Bu çantayı da sipariş ettim. Bunu Temu'dan sipariş etmiştim. Şöyle sticker, sister ve meaning'i var. Anlamı var üzerinde. Gerçekten çok hoşuma gitti. Ben bunu Temu'dan daha büyük bir şey bekliyordum. Ama böyle küçücük gelince çok şaşırdım. Ben şöyle bir şey falan gelecek sandım. Açıyorum. Neyse, ben de küçük bir mum alıp ona yapıştırmayı planlıyorum. İstediğim gibi bir mum bulabilirsem ona yapıştıracağım bunu. Bikiniler aldım tatili için. Şöyle güzel bir mayo aldım. Mayo, ben bilmiyorum ya, havuzdan çıktıktan sonra ben çok üşüyorum. O yüzden mayo bana çok iyi geliyor. Böyle beni ısıtıyor. Şöyle tatlı H&M'den bir deniz elbisesi aldım. Gerçekten çok hoşuma gitti. Bunu çok severek aldım. Umarım Çağla da çok beğenir. Evet, bunların dışında Timu'dan gene poşet sipariş ettim arkadaşlar. Bu sisterlı poşetin daha büyük geleceğini düşünüyordum ben. İnşallah kötü bir şey çıkmaz hadi ya. Şöyle bir şey falan sipariş ettiğimi sandım. Çünkü bütün bu aldığım şeyleri o kutunun içine koyup böyle sürpriz hediye paketleriyle falan koyacaktım. Tabii ki olmadı. Böyle küçük bir şey geldi. Yani şu an tekrar bunu sipariş vermek istesem maalesef sipariş veremem. Çünkü vaktim yok. Çünkü zaten bu çarşamba gideceğiz Türkiye'ye. Primark'ın, Penny's'in bir tane Reels'ı vardı. Bir gördüm orada Bright to Be ürünleri gelmiş. Hemen koşa koşa Penny's'e gittim. Bundan 5-6 ay önce falandı. Oradan da şunları aldım. Böyle gene pijama. Yani annemlere aldım ya, onların bir benzeri. Ama bunlar bright'lara özel, gelinlere özeldi. Bir tane de şöyle bright'lı bir şey aldım. Bunun arkasında bright yazıyor arkadaşlar. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ve ön tarafında bright yazıyor. Ben buna bayıldım. Zaten hani buradaki kadınlar böyle şeyler geldiğinde anlık o kadar hızlı gidip alıyorlar, tüketiyorlar ki. Ben şok oluyorum. Yani yetişemeyebiliyorsunuz bazı şeyler. Şöyle bu da onun altı. Arkadaşlarım için ben birkaç hediye aldım. Kızı kedileri çok seviyormuş. O yüzden ben de ona böyle seveceğini düşündüm. Böyle kedişli bir hediye almak istedim. Gerçekten benim de aşırı derecede çok hoşuma gitti. Bu arada Bella'ya çok benzemiyor mu ya? Benim kedim var. Instagram'dan takip edenler biliyordur. Aynı Bella'ya benzettim gerçekten. Hatta arkadaşlar Bella'yı da aldım. Bakın şunlara. Neredeyse aynısı ya. Neredeyse aynısı. Gerçekten bayıldım, bayıldım. Çok beğendim. Ay benim güzel kızım. Bu arada arkadaşlar, çok sevdiğimiz bir arkadaşımız şu an hamile. Gerçekten biz çok şaşırdık. Güzel bir haber oldu. Çok sevindik. Ona da İrlanda'dan minnoş bir hediye götürmek istedim. Böyle Hünay'la birlikte aldık. Burada hediyelik dükkanlarda ve bebekler için de bir şeyler var. Bu benim çok hoşuma gitti. Bir de böyle bir tane oyuncak aldık. Gerçekten çok tatlı. Bir de arkadaşlar, benim çok sevdiğim bir arkadaşım var. Ona anı kalması için, her kahve içtiğinde beni hatırlaması için şöyle bir kupa aldım. Bu kupayı da ben aşırı derecede beğendim. Luck of Irish yazıyor burada. Burada da Life is all unicorns rainbow yazıyor. Gerçekten ben bu kupaya çok bayıldım. Gerçekten aşırı derecede bayıldım. A few moments later. Gördüğünüz gibi inanılmaz yoğun bir yer. Ve bugün kalabalık değildi. Hani size öyle söyleyeyim. Buranın İstiklal Caddesi diyebiliriz aslında. Tam Dublin'in merkezi. Şurada O'Connell Street'in anıtını görebilirsiniz. Bunun da anlamları vardı. Yana yazacağım ne olduğunu. Daha önce kendimle paylaşmıştım. Evet arkadaşlar, biraz rüzgar var hala. Ben bayağı bir acıktım. Alışverişi de bitirdim. Hünay'ın yanına gideceğim. Şirketin oraya doğru yürüyorum. Bir şeyler yiyeceğim. Açım. Henüz kahvemi de içmedim.
Arkamda gördüğünüz şu nehir arkadaşlar Liffey Nehri. Bu Liffey Nehri Dublin'i ikiye ayırıyor. Güneyde kalan kısım çift numarayla adlandırılıyor. Mesela Dublin 2, Dublin 4 gibi. Saçlarım çok karıştı. Kuzeyde kalan kısım da tek numaralarla adlandırılıyor. Yani Dublin 5 falan gibi. Gibi böyle ikiye ayırıyor bu nehir. Burası da yine yoğun ve işlek olan yerlerden bir tanesi. Evet, Tüney'in ofisinin oraya geldim arkadaşlar. Şimdi size çevreyi göstermek istiyorum. Burası böyle çok sayıda iş merkezinin olduğu bir yer. Fark ettiyseniz hiç korna sesi yok. Yani daha önce de söylemişimdir. Çok zorunlu olmadığı sürece burada korna kullanılmıyor arkadaşlar. Şimdi neye doğru gidiyoruz? Evet arkadaşlar, Ünal beni bekliyormuş ama ben onu görmedim. Ben de ona diyorum ki sürpriz yapacağım ona. Hello. Sana WhatsApp'tan kendi resmini gönderdim orada. Ben de sen kapıdan çıkacaksın diye sana sürpriz yapıp seni çekecektim. Dublin'in ünlü iki tane bacası buradan gözüküyor. Bizim evden de gözüküyor bu arada. Uzaktan gördüğümüz bina tiyatroymuş arkadaşlar. Şurada da gösterimde olan şeyleri görebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Tiyatronun ön tarafı da bu şekilde. Güzel binaymış, beğendim. Şunlar ışık arkadaşlar, kırmızı olarak gördükleriniz. Bunlar akşamları yanıyor. Çok tatlı oluyor. Şu binalar Google'ın. Günay bana buradan söylüyor, ben de size söylüyorum. Evet, burası da Grand Canal. Şurada biz biraz oturacağız arkadaşlar. Hünay da ben de aşırı yorgunuz. Çekil ata Emily. Biraz bir şeyler içip bir şeyler yiyelim. Gerçekten çok yoruldum aşırı derecede. Oh, dışarıda yer varmış, süper. Evet arkadaşlar, şimdi oturduk. Gerçekten çok acıktım. Artık bir an önce bunları yemek istiyorum. Kahvemi de içmek istiyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.